Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz profesyonel koç Selin Özen. Selin Hanım hoş geldiniz. Merhabalar Fatih Hocam, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bugün öz saygıdan bahsedeceğiz. Öz saygı nedir diyerek ilk sorumuza başlayalım. Öz saygı kişinin kendine ne kadar değer verdiği, yani öz değeri. Kendini ne kadar takdir ettiği, ne kadar onayladığı, ne kadar hediyelendirdiği diyebiliriz aslında. Peki öz saygı sahibi olmanın birey üzerinde ne gibi etkileri var? Öz saygı sahibi bir kişi, kişilerle arasındaki sınırları kolaylıkla belirleyebilir. Kendi değerini bildiği sürece karşısındakinin de değerini bilebilir. Böylece ilişkilerini daha kolaylıkla kurabilir. İlişkilerindeki sorunları daha az yaşar. Sonra kendine saygı duyduğu sürece hem bedenine hem hayatına da aynı özeni gösterebilir. Böylece tabii ki hayatını kolaylaştırır. Öz bakımından tutun, kendi mental sağlığına kadar hepsine gereken değeri gösterir. Zaten siz kendinize değer verirseniz herkes otomatik olarak size değer verir desek aslında özetlemiş olabilir miyiz? Aslında şöyle, bu çok doğru gelmiyor bana. Burada bireysel bir yorum yapmak istiyorum. Tabii ki, memnuniyetle, buyurun. Yani ben kendime değer verdiğim sürece herkes bana değer verir diye bir şey, bu sınırsız değil. Yani tabii ki bunun aksi durumlarla karşılaşacaksınız. Ama sonuçta yakınlarınız olarak kendi oluşturduğunuz sosyal çevrede tabii ki siz kendinize değer verdiğiniz için size değer veren kişiyi daha kolaylıkla fark edip hayatınıza alabileceksiniz. Bu alabildiğine herkesin size değer vereceği ya da onaylayacağı anlamına gelmiyor. Fikrimce. Peki bunun tam tersini konuşalım o zaman. Siz kendinize hiç değer vermezseniz başkasının size değer vermesini nasıl bekleyebilirsiniz? Yine size değer verebilirler. Çünkü sonuçta karşınıza her türlü insan çıkacaktır ve bir şeyleri deneyimleyeceksinizdir. Siz kendinize hiç değer vermeyebilirsiniz. Size değer veren biri mutlaka çıkacaktır. Neden olmasın, öyle bir arkadaşlık bir ya da işte farklı bir ilişki deneyimlersiniz. Ama sürekliliği olmaz. Aslında kilit nokta bence bu. Süperdi. Şimdi başka bir konuya gireceğim. Jim Carrey'in bir filmi vardı. Şimdi bunun harikadır. Tam tersi olan bir de başka bir konu var. Hayır diyemediğimizde ne oluyor? Yani neler her şeye evet diyoruz ama bazen de hayır demek gerekiyor. Tabii. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aslında hayır demek kendinizi biraz korumak oluyor. Kendi alanınız. Çünkü hepimizin bir kişisel alanı var. Değerlerimiz var aslında. En önemlisi bu. Değerlerimizi korumak adına hayır diyebilmeliyiz. Çünkü o zaman ne oluyor? İnsanlar kolaylıkla benim kendi alanıma girebiliyorlar, benim adıma karar verebiliyorlar. Ya da benim fikirlerimin bir önemi olmuyor. Her an evet dediğin sürece ne oluyor? Siz kendinizi gerçekleştiremiyorsunuz aslında. Sizin yerinize başkaları karar veriyor. Siz varsınız hayatta ama sanki başkalarının hayatını yaşıyor gibi oluyorsunuz. Dolayısıyla yine sınırlarınızı belirleyerek kendi varlığınızı ortaya koyabilmek adına hayır demek tabii ki çok sağlıklı bir durum. Hayır diyebilmek. Yani bazen de ayıp olmuyor mu mesela, bir şeye hayır diyorsunuz, bu karşınızdaki insana yani hayır, bu hep hayırcı. Bu da bir ayıp olmuyor mu aslında? Ya hep hayırcılık değil. Orada tabii ki mantık çerçevesinde bir hayır demek. Ama aslına bakarsanız bu bizim toplumumuzda biraz böyle. Hayır demek biraz böyle ayıp karşılanıyor. Evet. Ama tabii ki bir Amerikalıya, Avrupalıya bakın, kolaylıkla hayır der, bunu istemiyorum der, bana göre değil der. Kolaylıkla kendisini ifade ediyor aslında, orada bir şeyi reddetmiyor. Çok basit bir örnek vereyim size. Bir misafirliğe gidersiniz, gerçekten tok gidersiniz. Ve sizin önünüze bir takım ikramlar gelir. İşte ama o konuldu diye zorla yersiniz. Bir kere kendinize bir kötülük yapıyorsunuz burada tokken. Üstüne yemek yemiş oluyorsunuz, kendinizi rahatsız ediyorsunuz, midenizi rahatsız ediyorsunuz. Belki de siz, nasıl desem, hani sizi rahatsız edecek bir şeyler de var onun içinde, artık ekstralara giriyorum. Ama ayıp olmasın diye yiyorsunuz. Ama ben tokum, almak istemiyorum dediğinizde, hani Türk toplumunda öyle ya, evet, İkramı veren kişi nasıl? Ye, ay misafirsin, ye Allah aşkına ye, bir de çok fazla bir ikna vardır bilirsiniz. Evet. Aslında biraz toplumsal, söylediğiniz doğru. Hayır demek ayıp gibi kaçıyor bizim toplumumuzda ama öyle değil. Çünkü insan kendine uygun olmayan şeyi kolaylıkla ifade edebilmeli. Hayır, mesela ya da şöyle bir örnek vereyim.
Bugün çok yoğunsunuz ama birisi sizinle görüşmek istiyor, bir kahve içmek istiyor. Ne yapıp yapıp onu bir yere sıkıştırmaya çalışıyoruz biz. Neden? Yani kendimizi zorlara sokuyoruz orada. Kendi sıkıntı yaratıyoruz. Bir sürü aksaklıklar çıkarabilir aslında. Hayır, ben bugün uygun değilim, başka bir gün yapmaya ne dersin dediğinizde karşıdaki bu da benimle hiç görüşmek istemiyor ayol gibi bir yaklaşımda bulunabiliyor. Evet. Aslında, değil mi? Oluyor, evet. Çok sık oluyor. Aslında öyle değil. Yani bunu kendi deneyimlerinizden yola çıkarak karşınızdakini de anlayabilirsiniz. İşte kişi kendine öz saygısına sahip olduğunda, örnek veriyorum, ben bugün yoğunum, uygun değilim, yarın görüşmeye ne dersin diyen bir kişi kendisine de böyle dendiğinde garipsemeyecektir. Kişi hayır diyemiyor, ancak bunu yapmayı çok istiyorsa nereden başlamalıdır? Hiç hayır diyemeyen kişiler var. Çünkü ben bunu danışanlarımda aslında gördüm. Bu tamamıyla memnun etme çabasında insanlarımız var. Yeter ki karşıdaki memnun olsun, yeter ki o mutlu olsun. Onun için hep bir evet derler ama çok sıkışmışlardır. Bir süre sonra bunu demek istemezler. Artık mutsuz olduklarını fark ederler ve işte hayır demek istiyoruz. Şimdi tam hayır demek aslında tam olarak hayır kelimesini kullanmak da değil hocam. Orayı da açmak istiyorum. Evet. Bunu farklı türlerde de söyleyebiliriz. Yani tam olarak hayır demeden yani ve mesela verilen ikram konusunda ne kadar güzel yapmışsın işte. Ellerine sağlık, çok çok teşekkür ediyorum ama ben çok yokum biliyor musun? Bakın burada da üslup var aslında. Nasıl evet. Konuşacağımızı bilmek de evet. Var. Üslup çok önemli. Belki nasıl ifade ettiğimiz. Bir lokma ya da bir kaşık alıp çok güzelmiş tadını bir bakmak isterim ama tokum fazla yemek istemiyorum dediğiniz zaman daha kibarca oluyor. Biraz böyle düşünmek. Belki karşındakini takdir etmek, verdiği şey için ona teşekkürü sunmak en başta. Bu çok önemli, pozitif bir şekilde yaklaşıp. Sonrasında da yiyemem, gerçekten çok dokun bak, yersem rahatsız olacağım. Sen de beni biliyorsun, hadi gel güzel güzel sohbetimiz edelim. Bir dahaki sefere falan orada tatlı tatlı ifade ettiğinizde. Bu şekilde yaklaşarak minik minik hayır demeye başlayabilir. Ben danışanlarıma da öyle diyorum. Yerine başka cümleler kurmaya çalışın. Kendinizi ifade etmek için. Bunun olmasını istemediğinize dair kendi kelimelerinizi kullanarak yerine başka cümleler kurmaya çalışın. Ama yeter ki bunun olmayacağını lütfen artık karşınızdakine anlatın diyorum. Evet. Bahsettiğimiz sınırları doğru bir şekilde çizebilmek için neye ihtiyacımız var peki? Tabii ki kendimizi iyi tanımaya ihtiyacımız var. Sınırları nasıl koyarız? Değerlerimizi bilerek. Hani ben mesela hiç hoşlanmadığım şeyleri iyi bilmeliyim, hoşlandığım şeyleri iyi bilmeliyim. Mesela bunları keşfetmek adına da oturup yazabilirsiniz. Ya da gün içinde sürekli gördüğünüz insanlarla olan ilişkilerinizi gözlemleyebilirsiniz. Ben gerçekten akşam 9'dan sonra telefon almak konusunda çok rahatsız hissediyorsam kendimi, herhangi mesela bir iş arkadaşımın beni saat 9'dan sonra aramasından rahatsız oluyorsam, bu rahatsızlığı bir kere, iki kere hissettikten sonra ben anlarım ki bu bana göre bir şey değil. Ve ona göre artık sınırımı koyarım. Söylerim arayana. Lütfen beni işte daha uygun saatler içerisinde ara. Ya da açmam. Bu da bir kişisel özgürlüktür. Bu benim alanım çünkü. Açmayabilirim. Mesela bununla ilgili de hani çok söyleyen oluyor. Ay ama arada açmam lazım. Hayır, telefonların hepsine cevap vermek zorunda değilsiniz. Bu da hayır demenin bir yolu. Ya bu da kendi alanınızı ve sınırlarınızı korumanın bir yolu. Çünkü telefonda kişisel bir sonuçta alanınıza giren bir durum. Size ait. Onu istediğiniz zaman cevaplandırabilirsiniz. İstemediğiniz zaman istek de değil. O an o imkana sahipseniz cevaplandırırsınız ya da cevaplandırmazsınız. Kendini mecbur hissetme durumu oluşuyor ya hocam bu tarz şeylerde genellikle. Bu da yine ayıp olmasın. Bu aslında şeye giriyor, el alem ne der? Buna çok takıldığımız zaman işte kendi kontrolümüz dışında hareket ediyoruz. Bu da kendi alanımızda ilk önce kendimizi ihlal ediyoruz aslında. O yüzden o sınırları güzellikle belirleyebilmek için en öncesinde kendimizi iyi tanımamız lazım. Nereler bizi mutsuz ediyor, hangi konular bizi aşağı çekiyor ya da nerede, ne zamanlarda keyifsiz hissediyoruz gibi onları belirleyip güzel güzel sınırlarımızı çizebiliriz diye düşünüyorum. Aslında o kadar güzel bir konudan bahsediyorsunuz ki bizim toplumumuzun kanayan yarası bu bahsettiğiniz konu. Evet. Mesela ben tabii yurt dışında Almanya'da çok bulunmuş birisi olarak mesela Almanlarda bu söyledikleriniz o kadar kurallı ve nettir ki. Evet. Biz de karşımızdakinin sınırlarını ihlal etme konusunda kendimizde bulduğumuz hak çok yaygın. Bu biraz rahatsız edici oluyor. Yani her şeyi kolaylıkla yapabileceğimiz duygusundayız daha çok. Hani orada biraz daha insan öz saygısını koruyunca karşısındakine de o saygıyı gösterebilir diye. Son olarak kendimizle olan ilişkimizde kolaylıkla hayır diyorsak bu öz saygı sahibi olduğumuzu gösterir mi? Çoğunlukla gösterir, evet.
Çünkü ben ne yapıyorum? Kendimi koruyorum. Hayattaki kendi duruşumu koruyorum. Oradaki varlığımı, kendi görüşümü, bakış açımı, hayatımın her alanında mutlaka işte değerlerimi koruyorum aslında orada. Sınırlarımı çiziyorum. Çünkü aslında hocam hani ne kadar evet ve ne kadar hayır dediğimiz kadar değil mi hayat düşününce? Evet. Çok basit bir şekilde bakarsak. Neye evet diyorsak ve neye hayır diyorsak hani çizmiyor mu haritamızı? Bence kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli konulardan bahsettiniz. Bugünkü program konumuz profesyonel koç Selin Özen idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.